Kaş Büyük Çakıl Plajı'ndan herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ramazan Tunç. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Mutlaka paylaşın, beğenin. Destek olmak için abone olmanız yeterli arkadaşlar. Videoları yorum yapalım, paylaşalım arkadaşlar. Böylece Renkli Dünya'nın hikayeleri devam eder. Mutlaka desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Sevgiler. Şu anda Kaş Büyük Çakıl Plajı'nın hemen üstündeyim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi deniz arkamda harika görünüyor. Plaj çok güzel, doğası çok güzel buranın. Güneş, deniz, dünyanın en güzel denizi burada. Plajları burada arkadaşlar. Gerçekten turkuaz, böyle bir deniz yok. Buradan denize girdiğinizde başka bir yerde girmek istemezsiniz. Gerçekten bana öyle oldu. Ben Kaş'ta denize girdiğimde artık başka bir yerden, Marmara'da falan denize girdiğimde keyif alamıyorum. Şu anda burada hava güzel, harika. Kasım ayı sezon bitmiş ama yine hareketli bir Kaş merkezi ve genel bir video çekeceğim. Güzellikleri sizlere çekip paylaşacağım. Renkli Dünya'nın hikayeleri devam ediyor arkadaşlar. Mutlaka takipte kalın. Şu anda hazırsanız şu güzelim Kaş manzarasına hep birlikte başlayalım, gezelim arkadaşlar. Müthiş bir doğası. Gördüğünüz gibi bu aşağıdaki Kaş Büyük Çakıl Plajı. Kasım ayındayız. Hala plajda neredeyse dolu gibi, daha erken, daha da dolacak. Böyle Kaş merkezi doğru devam edeceğim. Şu anda arkadaşlar Kaş'ın otellerin bol olduğu caddedeyim. Gördüğünüz gibi burada hep böyle lüks oteller. Özel oteller, hep özel pansiyonları var. Arkadaşlar Kaş gerçekten çok güzel. Benim de sevdiğim bir yer. Senede birkaç kez geliyorum. Burada zaman geçiriyorum biraz. Burada yaşamak istiyorum, yaşıyorum. Doğası güzel, deniz güzel. Buradan denize girince söylemiştim, başka bir yerden gerçekten giremiyorsunuz. Kaş popüler oldu bu son seneler. Covid'den, pandemiden sonra artık gerçekten Kaş da başka bir uçtu diyelim. Evler, araziler, kiralar, satın alma, kiralama gerçekten uçtu, çok pahalı. Burada yeme içme, her şey pahalı arkadaşlar. Buraya gelirseniz mutlaka hazırlıklı gelin. Para sıkıntısı yaşamayın. Burada çünkü her an her şey olabilir. Aktiviteler, oraya gitme, buraya gel, işte yürüyüş, trekking, Likya yollarını yürümek, böyle aktiviteler yaptığında gerçekten her gün acayip bir para gider. Zaten paramızın da pek değeri olmadığı için yani günlük 1000 liraya zor kapatabilirsiniz diyorum, yani günlük 1000 liraya, 1000 TL'ye zor kapatırsınız arkadaşlar. Çünkü her şey çok pahalı. Burada gidiyor yani her akşam gece hayatı, yani yeme içme, aktiviteler, para su gibi gidiyor. Buralar hep lüks oteller, geceliği çok pahalı. 100-200, 300 euro, 400 euro burası. Kaş'ın hemen küçük çakıl plajın önü, küçük bir meydan, taksi durağı burada. Polis merkezi, askeri, hepsi burada, küçük çakıl. Otellerin olduğu cadde. Böyle ben şimdi buradan küçük çakıla yürüyeceğim. Küçük çakıl plajı hemen Kaş'ın yanı başında. Bir 300 metre falan yürüdüğünüzde buradan, bu ara yoldan küçük çakıla gelip güzel denize girip yüzüp serinleyebilirsiniz. Ben de şu anda onu yapacağım. Kısa bir parkur yürüyüş yaptım. 6 kilometre. 6 kilometre bugünkü yürüyüşümü yaptım. Bayındır köyünden Kaş merkezine indim. 6 kilometre, 6-7 diyelim. Büyük Çakıl'dan buraya da 1 kilometre var. 7 kilometre gördüğünüz gibi. Plajda burası sakin. Burayı ben pek çok kimse bilmez, böyle tek tük gelirler. Çok şeye de girmezler böyle. Çok nadir böyle. Büyük plajlara daha çok gidiyorlar. Yani plaj bu. Merhaba.
Evet, küçük Çakıl plajımız bu. Bu kadar. Güzel, şirin, küçük bir plaj. Şimdi arkadaşlar 6-7 kilometreden sonra şu zelim denize bir girip serinlemek istiyorum. Şimdi Kaş'ın şehir merkezine doğru iniyorum. Kaş'ın hemen girişindeyim. Yokuş üstü. Şurası, pardon, şuraya bir yer göstermek istiyorum. Buranın en güzel eğlence mekanlarından biri. Çok popüler. Benim de sevdiğim bir yer. Loop. Güzel bahçesi var. Şöyle üstten size göstereyim. Burada yazın çok iyi oluyor. DJ'ler çalıyor. Bahçesi çok güzel. Hemen Kaş Fener'e bakıyor. Manzarası çok güzel. Harika bir yer. Şimdi şehir merkezini bir turlayacağım. Şehir meydanı, sokaklar, bir tur atıp bu güzellikleri sizlerle bir paylaşmak istiyorum. Çakova, Sahtekent, dalış turları. Tur almak istiyorsanız Meis'e gitmek istiyorsanız, vizeniz varsa burada günübirlik tur alıp Meis'e de geçebiliyorsunuz. Meis zaten Kaş'ın tam karşısında, çok yakın. Şurada gördüğünüz gibi burada şatör, her şey burada. Halledebilirsiniz. Tam Kaş Meydan hemen yanı. Burası Kaş Meydan arkadaşlar. Bakın sandalyeler ne kadar renkli, güzel. Mavi, burası da popüler. Burada kutlamalar falan hepsi burada yapılır. 29 Ekim kutlaması da burada yapıldı. Burada etrafta her yerde işte restoranlar var, kafeler var, dondurmacılar. Zaten Kaş merkez küçük bir yer. Bir tur attığında böyle 10 dakikada bitirebiliyorsun.
taze badem satıyor adam burada. Kaş Meydanı'nda küçük bir cami, eski, çok eski, ilk camilerden diyebiliriz, yenilemişler. Burası belediye çay bahçesi, geldiğinizde burada çay içebilirsiniz. Fiyatlar da normal. Şöyle bir göstereyim. Şehir turum devam ediyor. Atatürk heykeli tam meydanda. Gezelim arkadaşlar. Şöyle bu sokaktan yukarı çıkayım. Çok güzel bir sokak. Çok severim burayı. Taşları ne kadar güzel yapmışlar. Eski gibi ama yeni. Böyle hediyelik eşya. Butik dükkanlar, kafeler. Tam bu sokağın bitişinde Lait mezarlığı. Kaş'ın farklı yerlerinde böyle Lait mezarları var, Likya döneminde kalma arkadaşlar. Ben böyle devam edeceğim. Sokak şirin bir sokak. Şöyle güzel bir sokaktan aşağı inelim. Dar bir sokak, çok şirin. Tadilat var. Sezon bitti, inşaat başladı. Şöyle önce soldan gezelim. Daha sonra sağa doğru dönüp devam edeceğiz. Kaş'ın bütün sokaklarını gezeceğiz arkadaşlar. Sokaklar çok sakin. Şu anda bir tek
yabancı turistler var biraz. Kaçta bir de yerliler. Evet, böyle. Postane buranın. Postane sokak. Yine burada hediyelik eşyalar böyle. Küçük şirin dükkanlar. Burada yemek yiyecekseniz burası güzel bir mekan. Yemekler çok güzel. Taş meydanı bu kadar arkadaşlar. Neredeyse bitmek üzere. Bak ne kadar güzel. Ağzın dibine böyle hediyeli torbiceler. Çok güzel. Evet, şu anda arkadaşlar göreceksiniz nereye geldiğimi. Tam böyle bir tur attım, döndüm. Şu anda yolun ortasındaki lahit mezar, aşağıda gördüğünüz gibi küçük cami diyordum, o aşağıda. Yani tur atıp aynı yere dönüyorsunuz. Bu yolda böyle pazara doğru gidiyor. Pazar videosu yapmıştım daha önce. Bu da yine ana bir cadde. Kaş'a giriş buradan oluyor arkadaşlar. Kalkan tarafında Kaş'a geldiğinizde giriş tam burada oluyor. Böyle bu yoldan geliyorsunuz, giriyorsunuz. Burası da ana cadde. İşte sağda solda mağazalar var. Yemek restoranlar falan. Bir Kaş videonun daha sonuna geldi. Beğenmeyi ve like yapmayı, videoyu paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Renkli dünyanın hikayeleri devam ediyor, devam edecek.